bizi ararlarsa bize girer aralarına. İstanbul Sanayici İş Adamları Derneği'nin düzenlemiş olduğu iftar yemeğindeyiz sevgili izleyenler. Aslında bu gecenin, bu organizasyonun mimarıyla birlikteyiz efendim. İSİAD Genel Başkanı, başkanımızla birlikteyiz efendim. Tanıtır mısınız kendinizi bize? Şimdi efendim tabii ilk önce bu yemeğimize teşvikiniz dolayı teşekkür ediyorum. Bugünkü yemeğimiz özellikle Kapaklı Belediye Başkanımızın, Kapaklı'daki kaymakamımız ve ilçe başkanımızın katılımıyla ve milletvekillerimizin, STK başkanlarımızın ve kıymetli üyelerimizin katılımıyla bugünkü iftarımızı çok şükür, çok şenli ve coşkuyla bitirdik. Tabii dernek olarak tabii bizim şu ana kadar yapmış olduğumuz faaliyetlerden icabı da Kapaklı'da organize sanayi bölgesini kuruyoruz inşallah. 21 bin insanımıza iş vereceğiz. Hı hı. Kapaklı'da biliyorsunuz şu anda TOKİ ile bir çalışmamız devam ediyor. Evet. İstanbul'da da biliyorsunuz ki işte İstanbul'daki sanayicilerin işte daralmasından nedeniyle tabii ki altyapı TOKİ tarafından yapıldıktan sonra biz sanayiciler olarak 750 fabrikayla inşallah Kapaklı Tekirdağ bölgemize üretimin mimarı olan Sayın Valimizin öncülüğünde inşallah yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bugünkü iftarımızın katılan üyelerimiz tamamı da sanayici üyelerimizdi. Evet, Kapaklı'da arsa talep eden arkadaşlarımızdı. Evet. Sağ olsun belediye başkanımızla ikili görüşmelerimiz oldu. O da bu işe çok sıcak baktı. Bizi tanımış oldu. Biz de onu tanımış olduk. Tabii bundan sonra inşallah güçlü ekonomi üreten Türkiye diyoruz. Buyurun. Evet. Cemal Başkanım, katılım çok fazlaydı. Evet. İSİAD'ın çok güzel bir geceydi. Biz de başından sonuna kadar basın olarak, ekip olarak, ekipçe buradaydık. Katılımcılar çok yoğundu, iş adamları. Her sektörden iş adamı vardı. Kesinlikle. Neler söylersiniz geceyle ilgili? Tabii şöyle izah edeyim. Bizim zaten biliyorsun derneğimizin yapısı karma. Evet. Üyemiz var. Biz de tabii ağırlıklı sanayici, inşaatçı, üretim yapan arkadaşlarımız burada oldukları için aslında normalde bizim 2800 üyemiz var. Salonlar bize dar gelir ama bugünkü üyemiz katılan topluluk arkadaşlarımız tamamı yeni yatırım yapacak ve yeni yatırım yapacak, Kapaklı yapacak üyelerimiz katıldı. 380 kişi arkadaşımız katıldılar. Sağ olsunlar STK başkanlarımız özellikle Şanlıurfa, Mardin, ondan sonra Güneydoğu İş Adamlar Derneğimiz. Ya bizler hep onur verdiler. Çünkü biz bu ülkenin mozaik taşlarıyız. Biz çünkü burada Kürt'ü, Türk'ü, Alevisi, Sünni'si hep bir arada özellikle kardeş dernek mantığıyla yola devam eden bir derneğiz. Evet, evet. Bizim tek amacımız bu ülkeye nasıl kalkınır, bu ülkeye nasıl yatırım yaparız. Bugün o konuda da sağ olsunlar bütün STK'larımız olsun, gerekli devletimizin mimarları olan işte bakanımız olsun. Yani sanayicinin sesini duyuyorlar. Biz de sanayici olarak ülkede üretmek, gerçekten ülkenin büyüyen Türkiye'de biz de yerimizi almak istiyoruz. Bu tabii iftarımızda almış olduğumuz bir surat var. Yani biz inadına yatırım diyoruz. İnşallah da önümüzdeki dönemde siz de inşallah konumuz olursunuz. Kapaklı'da bir 250 iş adamımızla Kapaklı'ya gideceğiz. Hem arsamızı göreceğiz. Sayın Valimizi ziyaret edeceğiz. Yani biz şunu diyoruz. Bu kadar ekonomik bir kriz değildi aslında Türkiye'de ama dış güçlerin oyunları, dolarların işte havada uçuştuğu, işte ülkeden etrafında terör olayları olduğunu bizzat destekliyorlar ama biz sanayiciler olarak inadına yatırım diyoruz. Silahımızı yapacağız, uçağımızı yapacağız. Üreteceğiz, ülkeye döviz getireceğiz. Çünkü bu ülke ancak sanayiyle kalkınmayla olur. Çünkü işsizliğin de en büyük nedeni de istihdam yaratacak bizleriz diyoruz. Kesinlikle. Peki Cemal Başkanım, yurt dışında katılım oranı nedir İSİAD Derneğimize? Efendim, kaç üyeniz var? Şimdi bizim normalde şu anda tabii ki 2870'ler üyemiz var. Üye yapımız da şöyle, inşaat sektörü, özellikle üretimle ilgili makine sektörü, mobilya sektörü, tekstil sektörü, kimyasal ürünler, kozmetik, ev tekstili. Yani 72 dalda olan üyelerimiz var. Şimdi bizim tabii şu anda 9 tane yurt dışında Sudan, Fas, Cezayir, Tunus, Ukrayna, Dubai, ondan sonra Katar. İnşallah yakında da Fransa'ya açıyoruz Allah izin verirse. Buraya açıyoruz. Şimdi buradaki temsilciliklerimiz özellikle yurt dışından yatırımcıyı getirmek ülkemize. Ortak proje üretmek. Oradan yani Türkiye'nin çünkü güven istasyonu Türkiye. Yani Türkiye dünyada şu an en karlı olan, en para kazanacak ülke Türkiye. Doğru. Niye? Doların çünkü yükselmesi. Yurt dışındaki insanların Türkiye'ye yatırım yapmasındaki en büyük amaç bir koyup üç alıyorlar ya şu anda. Yani biz bakın yani biz ne kadar olsak da bu ülkede sanayi profilini çiziyoruz. Çok büyük maliyetlerle iş kuruyoruz ama yabancı yatırımcı Türkiye'ye geldiği zaman çok büyük imkanlar var. Doğru. Biz onların ellerinden tutuyoruz. Kendi içimizdeki iştirak eden şirketlerle kardeş kuruluşları yapıyoruz. Yani ülkenin kalkınmasını çabalıyoruz. Yurt dışı temsilciliklerimizde özellikle
şeyle ilgili burada üretilen malzemelerimizi orada fuar alanlarına tanıtıp ülkemize döviz getirmesini sağlıyoruz. Şimdi birincisi tabii biz bir Ağustos ayında 22 ülkeden Afrika getireceğimiz Afrika zirvesi düzenleyeceğiz inşallah. Geçen gün de Sayın Süleyman Soylu İçişleri Bakanımıza ben bu konuda teklif dosyamı takdim ettim. Şimdi bizim amacımız tabii yabancı ülkelerdeki özellikle Afrika yani Osmanlı toprakları olan, ecdat yadigarı olan topraklarımız maalesef yıllardır emperyalist güçler tarafından işgal edilmiş. O ülkenin kaynaklarını bunlar yiyorlar. Ama sağ olsun Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde biz iş adamları Afrika kıtasını açıldık ve Afrika'daki bütün kaleleri şu anda hemen hemen Türk mallarıyla donatıyoruz. Oradaki kardeşlerimizi ülkemize getirerek oradaki kaynaklarla ilgili yani orada yatırım yapmayı düşünüyoruz. Burada yatırmayı düşünüyoruz. 22 ülkeden şu anda getireceğimiz Afrika İş Konseyi düzenleyeceğiz inşallah Eylül ayında. Evet. Onunla ilgili inşallah yani şu anda Makedonya'dan, Arnavutluk'tan, efendim söyleyeyim Bakü'den, Azerbaycan'dan çok büyük iş adamları Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Buradaki iş adamlarımızla onları görüşmek istiyoruz, işbirliği yapmak istiyoruz. O konuda da inşallah Eylül ayında da bunun startını vereceğiz. Projemizi de Sayın Bakanımıza verdik. Evet. Onun da müjdesini veriyorum inşallah. Güçlü ekonomi üreten Türkiye diyorum. Kesinlikle sağ olun başkanım. Başarılarınızın da devamını diliyoruz biz ekipçe. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.